Evet arkadaşlar, şimdiki konuğumuz Mudurnu AK Parti Belediye Başkan adayı Fatma Cantürk Pekcan ablamızla beraberiz. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediye seçimlerinde belediye başkanlığı için geçen gün partisinde aday adaylarına sundu ve bizleri de gururlandırdı. Neden? Çünkü uzun zamandan beri belediye başkanlığı için bir kadın temsilcimiz, böyle bir girişimde bulunan kimse olmamıştı. Ve şu anda Fatma ablayı da bu konuda kendisini tebrik ediyoruz. Ve şu anda Fatma Cantürk Pekcan'ı tanımak istiyoruz. Gerçi çoğunuz, görenlerin, takip edenlerin çoğu belki tanıyordur Fatma ablayı, ama bir de kendisinden dinleyelim. Fatma Cantürk Pekcan kimdir? Kendisini kısaca bir tanıtırsa memnun oluruz. Abla buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Ayrıca bana da bu günü özel ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben 1969 doğumlu, evli, 3 çocuk annesiyim. 2 erkek bir kızım var, gelinim var, 4 çocuk annesi oldum. 43 yaşına kadar ev hanımıydım. 43 yaşından sonra konakta çalışma, konaklarda işletmecilik ve ayrıca 2013 yılından bugüne kadar da Bolu'da Narven Termal Kasaba'da bireysel müşteri temsilcisiyim. Halen orada da devam etmekteyim. İlk öğretim mezunuyum. Halen lise devam ediyor. Şu an dışarıdan liseyi bitiriyorum. Maşallah. Bazen kaçırdığım sınavlarım oldu. Aslında bitirmem gerekiyordu. Ama yoğunluktan kaçırdım. Satış temsilciliğinden dolayı kaçırdınız herhalde. Biraz ön sohbette sizinle konuşmuştuk. Orada da tebrik ederiz. İnşallah oradaki başarılarınız gelecekte Mudurnu Belediye'mizde, eğer belediye başkanı adaylığından aday seçilip de aday olup da eğer kazanırsanız Mudurnu Belediyesi'nde de aynı başarılarınızı inşallah yapacağınıza ben eminim. Çünkü Narven Kasaba'da bildiğim kadarıyla biraz önce ön görüşmede konuştuk. Başarı hikayeniz var maşallah. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla Türkiye yüzyılı vizyonuyla birlikte bizlere ve kadınlara verdiği değere istinaden ben de 2020 yılından beri Kadın Kolları Başkanlığı da yürütüyorum ayrıca. Toparlayacağımı bilemedim. Kadınlara verdiği önem, destek, maddi manevi diyeyim aslında ben kısacası, hepimize, girişimci kadınlarımıza öncelikle. Yani benim aslında tek hayalim bir girişimci olmaktı. Yani siyasete atılmanızın sebebi girişimci olup çevrenize, memlekete bir şeyler yapıp bu anlamda da... Biraz önce de konuştuk aynı şeyi. Bu anlamda da sizden sonra gelecek gençlerin, bayanların beni örnek alması dediniz değil mi? Evet, çünkü şöyle, benim önümde bir örnek var. Bizim Kamuran ablamız var. Mudurnu'nun kıymetli, değerli insanlarından Kamuran Esen öğretmenimiz. Aslında akrabamız. Biz kendisinin de yeğeniyiz. Ama baktığımız zaman onunla aday adaylığı koyduğu süreçte bizler de çok gençtik. Belki hayal etmediğimi düşündüm aslında geriye bir gittiğimde. Çok hoşuma gitmişti. O zaman çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Kendim hayal etmemiştim kendim koyacağımı aday adaylığına. Ya da bu yere Cumhurbaşkanımızın sayesinde hizmet davaya, hizmet yolunda, aynı yolda birlikte yürüyeceğimizi de ben hayal etmemiştim. 20 yıldır, 21 yıldır kuruluşundan bu yana gönüllü olarak hizmet ettiğim davaya 18 yıl sonra Kadın Kolları Başkanı olarak ilçemizde hizmet etmek, sahada insanlarla birlikte kucaklaşmak, sohbet etmek, aynı davada, aynı yolda liderimizle birlikte kadınlara verdiği değerle birlikte beni de güçlendirdi. Yani nasıl ben örnek aldım, evet, hayal bile edememiştim, ama şimdiki süreçte her şey çok değişti. Dijital medya, insanların sosyal medyayı daha rahat kullanabilmeleri, işte benim yaşımda halen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Sayın Emine Erdoğan'ın sayesinde liseyi, üniversiteyi kadınlarımızın daha çok önünün açılması, bunda öncülük etmesi hepimize bir aslında örnek teşkil ediyor. Buradan da yola çıkarak biraz daha kafamda oturtturdum. Daha hedeflerim arttı, yükseldi çünkü.
Benden sonrakilere de bir örnek olsun desinler. Bir bizim başkanımız vardı, komşumuz vardı, Fatma teyzemiz vardı ya da ablamız vardı. Nasıl onlar? Belki şu an 30'lu yaşlardaki gençlere ben örnek olabileceğimi de düşünüyorum. Onların da hedefleri yüksek olsun. Ben ev hanımıydım, çocuklarımı büyüttüm, okuttum. Sonraki hedefim davamız için varsa tarafınızı belli edin. Herhangi bir siyasi partide tek çatı altında olmayacak ki tabii ki de bu da. Kendi düşündükleri, kendi öngördükleri çatı altında herkes aslında görevini yapabilir. Burada mesela termal turizmi dedik. Termal turizmde ben 10 yıldır görüyorum. Bizim evet kendi çevremizde olan yatırımlar var ama bizim kendi termal kaplıcamıza istihdam sağlanabilir. İnanç turizmi var. Burada yatan değerlerimiz var. O değerlerimizi biz ön plana çıkarıp onu turizm anlamında yapabiliriz. Konaklarımız var. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Yani belediyecilik anlamında da aslında ben ilk çıkışım şu oldu benim. Yani biz bunu anne, baba ve eş olarak her evden birinin fikri, nasıl söyleyeyim size, fikirlerine sahip çıkaraktan herkes fikrini rahat ortaya koyabilsin. Biz eşlerimizi dinledik. Biz çocuklarımızı dinledik. Biz en çok da büyüklerimizi dinledik. Onların öngörüsünde olanlarla şu an çocuklarımızın öngörüsü farklı olduğu için biz bunu üç kuşağa ben yaymak istiyorum. Şeffaf bir şekilde, şeffaf herkes söyleyebilecek. Herkes ne bileyim işte beyaz masa var Cumhurbaşkanımızın belediyelerde. Onu düşündüm. Onunla ilgili. İşte turizm anlamında gelen turistlerle ilgili. İnanç turizmimizde dediğim gibi bizim büyük zatlarımız var. Onların değer gördüğü şekilde onların herkesin aslında fikri aynı ama ayrıcalıklı olarak ben üç kuşak olarak kuşak görüyorum aileyi. 18-24 yaş daha fazla büyük olan gençlerimizin fikirlerine sahip çıkarak birlikte yani ötelemenin bir anlamı yok. Çünkü biz geçmişte ötelendik. Biz geçmişte hep birilerinin yaptığını düşündük. Hep birilerinin yapabileceğini öğrettiler bize. Biz sesimizi çıkaramadık. Oy kullanırken de benim tarafım belliyse şuna ver dediklerinde hatıra binaen biz onlara verdik oylarımızı. Ama bundan sonra gençlerimiz, kadınlarımız bu şekilde yapmıyorlar. Biz bunları yavaş yavaş aştık, aşabiliyoruz ve yapmamız gereken doğru yolda gidiyoruz aslında. Dediğim gibi hangi çatı altında olursa olsun kadınlarımız her alanda çok başarılı, çalışkan, vizyonu geniş. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim vizyonumuz çok çok açıldı. Kadınlarımıza verilen değer çok arttı. Kadınlarımız her yerde önde olabiliyoruz şu an. Yani benim soracağım bir sürü sorular vardı. Çoğuna da şu anda siz otomatikman cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Fatma Can Türk Pekcan AK Parti'den eğer aday adaylarından çıkıp aday olduğundan sonra belediye kazanırsa, belediye başkanı olursa Fatma Can Türk Pekcan'ın belediyede Mudurnu için yani Mudurnu için belediyede olmazsa olmaz belediyecinin yapılmasında şu eksik var veyahut da Mudurnu'da şöyle olursa benim hayalim şu şekilde diyebileceği bir projeniz veyahut da aklınızdan geçen bir şey var mı? Buradan ben bir geriye dönmek istiyorum. Şöyle düşündüğüm zaman dediğim gibi bizim öngörülerimize sahip çıkılmadı. Bizim öngörülerimizde bir belediyeye gitmek işi olan biri varmış gibi gitmek oldu. Hep bir işi varsa işte kaldırım döşenecekse, su borusu patladıysa, farklı şeyler oluştuysa bunu eşlerimiz ya da büyüklerimiz yaptı ya da bir komşumuz ben gittim sizin gitmenize gerek yok dediği noktalarda ben şöyle bir geriye dönmek istiyorum. Zamanında Mehmet Karakaş başkanımızın yaptırdığı belediye başkanımızın kapısının açık olduğu orada bir makam var aslında. Ama o makama ben hiç gidip oturmadım. Bir kere ziyaret edebildim. Onu da hani geçmişte bir zaman denk geldi birisiyle gitmiştim. O makama kadınlarımızın, çocuklarımızın orada karşılayacağı bir birim oluşturmak istiyorum aslında ben. Onu madem orası öyle o şekilde yapıldı, o şekilde kullanılsın istiyorum. Hepimiz bir görelim, hepimiz bir gidelim, çayını içelim belediyemizin, kahvesini içelim, varsa sorunumuzu söyleyelim, varsa önerileri anlatsınlar, dinleyelim, notlarımızı alalım. Hani kadınlarımız da gelebilsin.
Anladım. Yani birlikte hareket, hep birlikte hareket edelim. Sorunlar birlikte çözülsün. Gerçekten çok isterim. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Yani benim öncülüğüm, erkekler yanlış anlamasın, artık arkadaşlarımız da, bayanlarımız da ya rahatlıkla gelebilsin yani. Biz kapıdan girdiğimizde hani bir tanıdığımıza işimiz düştü, ona selam verip çıkmayalım. Bir varsa orada bize ayrılan, zamanında yapılmış, o şekilde yapılmış, kapısı açık, halka hizmet etmek için açılmış olan bir yere biz de bir rahatlıkla biz geldik, bir nasılsınız demeye geldik ya da bir teşekkür etmeye geldik. Çalışmalarınız çok güzel ya da şurada şu eksik de var ya da bir komşum bir sıkıntısı vardı, bunu iletemiyor, evinden çıkamıyor. Yani çok çok aslında farklı şeylerim var. Şu an biraz da belki yine heyecanlanmış olabilirim. Evet. Ya da çok azimli olduğum noktalar var. Belki bunları biraz daha geriye de saklayabilirim ama hani şeffaflık anlamında gerçekten şeffaf. Ve buna da inandım, inanaraktan çıktım. Bir de biz iktidar partisiyiz. Şu an iktidar partisinin özellikle de dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer, önem, çalışmalarına verdiği katkı, kooperatifler anlamında, kooperatifleşme anlamında, onların pazarı, dijital pazarlama, hani bunlarla ilgili ayrı ayrı birimlerin olması, gençlerin özellikle, benim de genç tam gençliğini soracaktım ben de, evet, gençlerle ilgili, benim de genç çocuklarım var, gençler çok akıllı ama önlerini açabilecekleri bir yol göremiyorlar çünkü gençleri büyükler de sindiriyor, aynı kadınlarımız nasıl sindirilmiş, evet gerçekten sindirilmiş. Hani ben bu noktada son dönemlerde diyeyim artık, tam oturttuğumda, eşimle paylaştığımda hani benden beklentisi olduğunu da fark ettim. Yapabileceğime inandığı için eşim ve çocuklarım, ailem, ailelerimiz, karşılıklı bunları biz konuşarak, tek başına yola çıkılmaz. Ayrıca mesela şu an kadın kolları başkanı olduğum için kadın kollarımın desteğiyle, kadın kollarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda bunların eksikliğini hep gördüğümüz için. Peki Mudurnulu kadınlar, eğer Fatma Can Türk Pekcan gelirse, belediye başkanı olursa, Mudurnulu kadınlar ne kazanacak? Mudurnulu kadınların an, herhangi bir şeysi olacak mı? Kazanımı olacak mı? Tabii ki kazanımı olur. Nasıl diyeyim? Yani görev falan verecek misiniz yani? Vereceğiz. Topluca hepimiz hep birlikte tüm fikirlere açık olacağız. Evet. Tüm çalışmalara açık olacağız. Yani belli noktada evet bu bir ekip işi, ekibimizle birlikte de çalışacağız ama benim yanıma ya da benim zaten bana 24 saat ulaşmaları gerekiyor ki biz o zemini oluşturduk şu an. Kadın kollarında oluşturduk. Biz kadın kollarımızda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla bu zemini oluşturduk. Bunu da genişletmemiz gerekiyor. Genişletmeden hiçbir alanda kooperatifte de öyle 7 kişi başlıyorsun, 50 kişi oluyorsun, 100 kişi oluyorsun. Eğer bunu bu şekilde yapamaz, kendimizi tek düşünürsek bunda başarı oranımız da düşer, pazarlama oranımız da düşer, çevreye açılma oranımız da düşer. Hani bir şey gibi düşünün, işte bir meyve, kiraz Malatya'da yetişiyor, marul Mudurnu'da yetişiyor. Nerede toplanıyor? Ankara'da toplanıyor, en büyük pazarı İstanbul'da toplanıyor ama her yere yayılabiliyor Türkiye geneline. Bunu tek noktada tabii ki toplayacağız. Bunu yapabilen insanlarla önceliğimiz kuvvetli bir iletişim, bilişimi önde tutaraktan. Hani bunu yapabileceğime ben çok 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 inandığım için zaten bu yoldayım. Aynı şekilde yani gelecek adaylardan da beklentimiz bu. Artık onları boş bırakmayacağız. Biz çok boş bırakmışız. Belki bu boşluktan biz bunları yaşayamadık. Ama şu an biraz daha rahat olabildik. Yine dediğim Cumhurbaşkanımızın önde liderliğinde, onun vizyonuyla biz bunu anlayabildik, onu çevremize anlatabildik. Ben bu zamanda çok mutluyum böyle bir şeye. Ben kendim için de onur verici, gurur verici. Aslında hani çok severek çıktım, korkak, ürkek çıkmadım, ayaklarımın üstünde durarak çıktım. Ama burada en büyük etken benim başkanlığım sürecinde kadın kollarının onların verdiği destekle oluyor. Allah. Yönetimimizle gençlik kollarımızı da söyleyeyim. Birlikte oluşan çalışmalardan dolayı bunun gelişmesi daha da birlik içinde olması gerekiyor. Allah yolunuz açık etsin. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz, bizi takip edenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, kadınlarla büyük Türkiye 100 yılı yolunda. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.